Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arabada yolculuk ediyoruz. Ve biraz sonra ben de yeni arabama kavuşuyorum. Ayvike'nin arabasıyla gidip gelmekten kurtulacağım inşallah. Çok harika. Şimdi yeni arabamı almaya önce notere gidiyoruz. Daha sonra Renault bayisi Erdeğer'e gideceğiz. Yeni arabamız Clio 5. Bakalım bizi neler bekliyor. Ben de size bu görüntüleri paylaşmış olacağım. Arabamı tanıtacağım. Rengini göstereceğim. Ve en sonunda da arabayı ne kadar aldığımı anlatacağım sizlere. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu timin karşısında 17. noter var, oraya geldik. Sosyal mesafe olacağı için şimdi maskemi taktım. Şimdi plakamızı alacağız ve oradan sonra Erdeğer'e doğru geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi plakamı aldım. Maskemi de şimdi kuytu bir yere geçip çıkararak size bir şeyler anlatayım dedim. Çok kısa sürdü işlem. Zaten Demirağ Sigorta da buradaydı, hemen ilgilendi. Şimdi buradan Erdeğer'e geçiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi Erdeğer'deyiz. Geldik, maskemiz hazır. Sosyal mesafemizi koruyarak birazdan içeri gireceğiz. Arabamı ilk defa göreceğim. Heyecanlıyım bu yüzden dolayı. Bizimle ilgilenecek olan bir Turgut Bey var. Turgut Bey de sağ olsun hani bayağı ilgilendi. 3 aydır arabamı bekliyordum. Bu virüs süreci olsun, hem de Renault'un fabrika çıkışı süresi olsun. Biraz beklemiştik. O zaman artık daha fazla beklemeyeyim, değil mi? Ben geçiyorum. Hoş bulduk Turgut Bey, nasılsınız? İyi, tokalaşamıyorum artık ama şöyle bir taraftan da video çekiyorum. Hani böyle bir günde şey olsun diye, hem de sizi de ne kadar yardımcı olduğunuzu anlatacağım. Önemli değil. Biz plakamızı aldık, geldik. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam, geçelim. Arkadaşlar şimdi benim arabanın yanına geçiyorum. İlk defa arabamı gördüm. Plakaları takılıyor şu anda. Şu anda size gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi Turgut Bey bizi arabanın başına getirdi. Sami Bey şimdi ilgilenecek. Sami Bey bize arabayla ilgili birkaç şey anlatacakmış. O zaman sözü Sami Bey'e veriyorum ben. Sami Bey merhabalar. Buyurun. Buyurun, bagajdan başlayalım.
bagaja geçelim. Bagaj açma düğmemiz tamponun altında. Bir iki yanım seti ve yangın tüpümüz burada. Evet. Yedek isteplemiz var. İstepnesi, kirko, bijon anahtarı ve çeki demirli. Evet. Çok güzel. Yakıt depo kapağımız sağ tarafta. Anahtarı vermiyoruz. Kapılar kilitliyken aynı zamanda depo kapağını da kilitliyor. Kapı kilitlenince o da kilitleniyor. Tabii. Okey. Kapılardan birisi açık mı? Çocuk kilitlemeleri bunlar. Sağ sol iki arka kapı da var aynı zamanda. Tamam. Koltuk katlamalarımız. Bu taraf çekli, karşı taraf çekli olaraktan katlanıyor. Aynı zamanda şurada Isofix çocuk koltuğu yerleri var. İki tane çocuk koltuğunu sağlı sollu koyabiliriz. Okey. Evet. Aracın bakımlarını 20 binde veya yılda bir yaptırıyorsunuz. Garanti süremiz de 2 yıl boyunca sınırsız veya 3 yılı 100 bin kilometre garantimiz var. Kapı açma mandalımız aynı zamanda. Sarı bir mandalımız var. Soğuduk, çektiğimizde. Ön kapı açabiliyoruz. Şurada da bir izolasyon görüyorum sanki. Evet, evet güzel. Keçe var burada. Cam suyumuz şu anda seviyesi. İyi. Tamam. Ben doldurdum onu. Onun dışında motorda herhangi bakmanız gereken bir şey yok. Cam suyunuz azalırsa onu tamamlarsınız. Evet. Onun dışında garanti kapsamında olduğu için araç. Herhangi bir aksama ellemeyin. Garanti kapsamından çıkabilir çünkü. Tamam. Yine bilin diye birkaç bir şey göstereyim isterseniz. Sigorta kutusu, aküsü, artı kutup başı şurada. Artı, eksi kutup başı, radyatör suyu. Her şey tamamdır şu anda zaten. Okey. Seneye bugün veya 20 bin kilometre sonra tekrardan buluşacağız. Tamamdır. Buyurun direksiyon alayım sizin. Okey, ben geçeyim yavaştan. Geçiyorum arkadaşlar. Buyurun. Sağ bastığımızda da sağ in ayarı, aşağı yukarı sağ ve sol ayarı. Ön cam düğmeleri, arka cam düğmeleri. Arka tarafın çocuk cam kilidi bu. Çocuk cam kilidi. Bu yandığı zaman arka tarafta çocuklar camlarla oynayamaz. Yani camlar açılıp kapanamaz. Aynen. Açıp kapatamaz. Sadece siz buradan açıp kapatabilirsiniz. Tamam. Bu şekilde. Bu ekranı parlaklığını artırıyor, azaltıyor. Sol taraftaki. Sağ taraftaki de farın yükseklik ayarı. Farın? Evet. Yani öndeki farların farları şöyle. Aynen. Yukarıya aşağıya. Tamam. Farlar şu anda otomatikte. Tamam. Evet. Gece gündüz kendisi yakacak farları. Tamam. Sadece siz arka sisi açmak istediğinizde kendinize doğru çektiğinizde arka sis farını açıyor. Arka sis derken? Sis yok zaten led var. Arka otoban lambası geçiyor aynı zamanda. Altta tamponda tek. Ha yana. Şurada altta. Arkada. Arkada evet. Tamam. Evet. Arkada. Fark edilmek için anladım. Hız sabitleme düğmesi, hız sınırlama düğmesi. Tamam. Yükseltme, düşürme ve sıfırlama düğmesi. Tamam. Şuradan yol bilgisayarımız, dijital hız göstergesi. Yağ değişimi 20 bin kilometre veya 12 ay diye tekrardan gösteriyor. Evet. Lastik basınçları sıfırla uzun bas. Bu okları tam ortalayıp ikisini birden bası tuttuğumuzda basınçlar veya yol bilgisi nereye gelirseniz gelin ana kilometre ve kalan yakıt haricinde sıfırlar. Yakıt tüketim mesela 100 kilometre ne kadar litre yaptın? Yine dijital hıza geldik. Tamam. Şuradan da radyoya veya eco moduna geçebiliriz. Artık kurcalayarak da insanlar bunu görecektir. Tabii. Sol taraftaki ana kilometremiz, sağdaki yakıt kilometresi. Yakıt derken yakıtını sıfırlanabilen. Aldınız, sıfırladın. Şu kadar kilometre gider diye. Tamam, okey. O şekilde. Zaten buradan güvenlikten çıktıktan sonra 300-400 metre ileride Opet var. Opet'ten yakıtınızı alabilirsiniz. İçinde ne kadar yakıt var şu anda? Opet'e gidecek kadar. Çok güzel ya. Peki tamam. O şekilde geliyor bize fabrikadan maalesef ki. Tamam. Telefonunuz ne marka bu arada? Efendim? Telefon, Samsung. Samsung. iPhone olsaydı eğer CarPlay uygulaması var. Samsung'ta da şöyle bir şey. Onun programını yüklemeniz gerekiyor ama ancak Türkçe sürümünü kabul etmiyor. Tamam fark etmez. İngilizce sürümünü yükleriz. İngilizce sürümünü bulabilirseniz onu indirip
şey yükleyip şey yapabilirsiniz. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Nasıl? O zaman navigasyonu açabilirsiniz. Ve WhatsApp'ı işte WhatsApp ve navigasyon. Hayır. Burada ekranda görebilirim. Her şey aynı. Evet. Tamam. Okey. Telefonu açma kapatma buradan. Bluetooth. Evet. Tamam. Telefonu açma kapatma. iPhone'da Siri uygulamasını açaraktan şu tuşu kullanabilirsiniz. iPhone Siri. Ama iPhone bağlamanız gerekiyor. Bu araba iPhone'a göre program. Evet, evet. Ama ben mi alsam acaba? Ben Samsungçuyum. Halbuki iPhone'cu bu arada. Ne iPhone yapalım? Telefonu bağlıyken şu komutu siz kullanabilirsiniz. Siri'yi açıyor zaten otomatikten. Okey. Bu şekil. Burada silgileriniz. Arka silgiyi çalıştırma. Buradan kolu kendinize çektiğinizde ön camı atıyor. Hı hı. Tamam, yapmayalım İleri şimdi. İleri arka camı atıyor. Bayağı püskürtüyor, o yüzden kaçtım. Tamam, yapmayalım. Şimdi ben yan tarafa geçmeden önce bir de koltuk ayarlarını göstereyim. Hı hı. Şunu çektiğimizde sırtımızı yatırıyor. Bu da koltuğu alçaklık ve yükseklik ayarı. Okey. Bunu şimdi altta mandalamız var. Geri doğru gitmek için nasıl yapmam lazım? Kolu kendinize çekin. Evet. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Geriye mi yaslayacağım? Gitmiyor. Tam çekilim şu anda. Evet. Heh, tamam, biraz sertmiş. Okey. Anlaşıldı. Tamam mı da? Aşağı yukarı ayarında. Arkadan yapalım. Tamam, onu ayarlayacağız. Geri mandallı zaten. Direksiyon ayarını şuradan. Tamam, onu biliyoruz. Her arabada olduğu gibi. Şuralara birazcık fazla şey var. Onları kurcalayacağız. Vallahi ne diyeyim, bir sürü tuş var arabada. Bakacağız. Evet. Şunu hafif çevirelim. Radyonun sesini açma, kısma. Evet. Doğru şey. USB radyo, Bluetooth moduna geçme. USB'ler şurada. Tabii. Çift evet. USB, AUX girişi, çakmaklık şarj yeri. Evet. Çakmak ve küllük yok araçlarda. Evet. Artık gelmiyor. Şuradan da frekansları geçebilirsiniz. Şurada bir tane veya döner bir şey var. Üzerine, tabii. Tamam. Tıkladık üzerine. Liste de var. Şuradan kayıtlı olan listeleri de geçebilirsiniz. Mesela tamam. Power FM. Ön ayarlara gelin. Bire basılı tutun mesela. Kaydetsin. Power FM'i kaydedin. Okey. Veya tekrardan gelin. Aynı zamanda frekansları siz kendiniz de buradan bulabilirsiniz. Şu şekilde hızlı geçip de veya buralardan mesela çeken frekansı 94.7 Power Pop. Onu da ikiye kayıtlayalım mesela. Tamam, okey. Bu şekilde kayıtlayalım. Genelde listeyi kullanırsınız zaten. Evet. Buradan bu şekilde veya ön ayarlardan kendi kaydettiğiniz frekansları da geçebilirsiniz. Son çıkan model arabalarda CD player yok herhalde. CD yok artık. USB ile. USB ve Bluetooth. Tamam. Aynı zamanda bir de AUX var. AUX'u çok kullanmazsınız zaten kablosuz geldiği için. Bluetooth'a geldiğinizde telefondaki müzikleri çalmaya başlar. Hı hı. Yani YouTube'dan bir şey açtığınızda buradan Bluetooth'la bağlanıp çalabiliyor. Kaynağa geliyorsunuz. Hı-hı. Buradan BT Audio'ya geldiğinizde otomatik telefondaki kendi müziklerini çalıyor. YouTube'a girerseniz YouTube'daki müzikleri çalmaya başlıyor. Anladım. O da güzel. Telefon bağlantısını yapalım isterseniz. Telefon bağlantısı şu an bunda olduğu için yapamayız herhalde. Tamam. Çekim tamam. Yapıyor. Sorun değil. Onu ben yaparım herhalde. iPhone'da isterseniz. Yok, bu Samsung'u tamam, bağlayacağız. burada tarihimiz, saatimiz. Hı-hı. Aynı zamanda Eser Akün olarak kullanıcı adını ben kendim kaydettim. Teşekkür sizin ediyorum Sami Bey. Buna geldik, akıllı telefon yazsınlar. Radyo, müzik. Müzik de USB'deki müzikleri çaldırmak için. Hı-hı. Taktığımızda zaten otomatik genelde geliyor. Bir yine tane, telefon bağlantısı. Bir tane USB'yi yanımda getirdim aslında. Tamam. Ona bakarız ileride. Bakalım, hatta denemesini yapalım. Evet, bismillah. Şu anda otomatik kendi kendine açtı. Evet, ilk çıkan şey de yolcu yalnız. Park etme yardımına geldik. Hı hı. Buradan park sensörünün seslerini değiştirebiliyoruz. 3 tane sesi var. Hı hı. Bu şekil, böyle. Bir de bu şekil. Tip 1. Genelde tercih edilen 2. Nasıl dersiniz tabii? Ben tip 1'i beğendim. Tamam. Evet, tip 1 daha iyi bence. Okey. Burada ses şiddeti var. Burada aynı zamanda sesini de yükseltebiliyorsunuz veya düşürebiliyorsunuz. Tamam, ses kaçta şiddeti kalmasını isterseniz orada. 4 iyi. Kalsın. Otomatik kapı kilitleme. Hareket haline geçtiğinizde kendi kendine kapıları kilitleyecek. Tamam. O da kalabilir.
bu şekilde silecek. Yeri vitesi aldığınızda arka sileceği. Otomatik kendi kendine çalıştıracak. Yıkama sonrası silme. Ön cama su attınız. Arkasından hemen silgileri çalıştırması. Tamam. Işık sinyalli karşılama. Kumandayı bastığınızda sinyaller açması. Sesli sinyalli otomatik kabin ışığı. Bunlar. Bip bip sesi. Sesli sinyalli dediği aynı zamanda. Sistem burada kullanacağınız genelde bassiz ayarları. Şuna geldiniz. Bası orada. Tizi değiştirebilirsiniz. Telefon bağlantısını geçtik. Aynı zamanda buradan telefon zil sesi. Tabii. Buradaki ses farklı. Telefondaki sese göre. Aha. Tamam. Telefon çaldığında oradan bu sesi duyacağız. Tabii. Tut sesi kapalı. Bastığınızda. Tamam. Yazılım insanları ekran. Bunları pek kullanmayacaksınız zaten. Ayarlarına geçelim. Onun dışında şurada start stop düğmemiz var. Oldu ki nerede? Pardon, ben göremedim. Şurada. Evet. Aracı çalıştırdığımızda. Evet. Şuna bastık. Bu ışık yandığı zaman iptal durumda. Oldu ki buradan çıktınız. Kısa bir mesafede akü toparlayana kadar stop etmeyecektir araç. Ama şöyle söyleyeyim. 1-1,5 kilometre gittikten sonra araç yavaştan akü kendi kendini toparlamaya başlar. Tamam. Sabahları ilk çalıştırmada motor soğukken veya klima tam gazken şu şekildeyken evet. Genelde start stop devreye girmez. Çünkü mantıklı. Çok enerji çektiği için o yüzden devreye girmiyor. Tamam. Ama normal kullanımda kalorifer kapalı, motor sıcaklığı diyelim mesela 80 ve 90 çizgilerinde diyelim. Orta çizgilerde stop etmesi gerekiyor aracın. Siz bunu ışık yanar durumuna getirirseniz stop etmez. Oldu ki buradan çıktınız. 5 kilometre bir yol aldınız. Tamam. Lambalar çıktı. Lambalarda durdunuz. Ayağınız frende. Evet. Araba stop edecek. Evet. Frenden çektiğinizde çalışacak araba. Gaza basıp devam edeceksiniz. Yani start stop'u biliyoruz zaten. Bu şimdi yanınca start stop aktif. İptal. Evet. Buna basarsam ve ışık yanmazsa start stop zaten doğasının gereği devrede. Sürekli devrede. Tamam. Şimdi diyelim iptal ettik ya şu anda. Araç çalışıyor. Stop ettik. Aracı bir daha çalıştıralım. Devreye girecek şimdi. Devreye girdi. Biz buna basarsak iptal ediyor yani. Tamam, okey. O şekilde. Her stop edip çalıştırmamızda o devreyi alıyor tekrardan. Tamam. O şekilde. Eko modu biraz daha yakıt tasarrufu sağlar fakat çekişten de düşürebilir aracı. Tamam. Nasıl derseniz ekranda, karşıda ekranda gösteriyorum. Eko yeşil şurada evet, yazıyor. Evet, evet. Süper. Normali aldım ben. Siz isterseniz eko modunu alabilirsiniz. Tamam, eko da alabiliriz. Dörtlü şakarlarımız. Evet. Kapı kilitlemeleri zaten otomatik kendi kendine kilitleyecek. Evet. Kullanmanıza gerek kalmış yok. Klima kaloriferlerimiz mavi, soğuk, kırmızı, sıcak. Maviyi alalım, havalar ısındı artık. Klima açık durumda şu anda. Araç içi devir daimi. Arka cam rezistansımız. Şu sıfır kapalı konu. USB AUX girişimizi gördük. Çakmaklık şarjını gördük. PRND bir de L var. Evet, L'yi çok böyle yakından görmediğimiz bir harf. L de ağır ileri devir. Ağır ileri devir. Evet. Yani hangi koşullarda bunu kullanmamız gerekiyor? Dik yukarı çıkarken ve dik aşağıya inerken. Çok dik bir yokuş varsa. Freni fazla kullanmayacaksınız. Bayır aşağı inerken. Evet. Yukarıya çıkarken de gaza çok basmanıza gerek. Yani bassanız dahi araba zaten gitmeyecek. Pati çekmeyecek yani. Gazı köklemememizi sağlıyor o zaman, öyle mi? Evet evet. Yani şöyle söyleyeyim. Gaza ucuna dokunduğunuzda mesela pati çekmeye başlıyor ya karlı evet, havada. Evet. L'ye aldığınızda hani ilk basmadan biraz daha aşağıya kadar bassanız dahi araba pati çekmiyor. Ağır devirde gidiyor. Ağır, çok ağır bir aynen. Güç arabada, uygulamaya başlıyor. Yavaş yani yavaş. Karda veya buzlu yolda evet. Arabanın bayırda kalmasını engelliyor biniyor. Evet. Yani D'nin aslında yavaş ilerleyeni. Ağırlaştırılmışı. Okey. Evet. Mesela çoğu araçta sport modudur. Devri yüksek tutar. Bunda ağır devir. Anladım. Tamam. S'nin tam tersi aslında. Aynen. S'nin tam tersi. O şekilde. Okey. Burada kitapçığımız var. Çok güzel. Tekrardan aklınıza takılan bir şey olursa beni de arayabilirsiniz. Aynı zamanda kitapçıktan da bakabilirsiniz. Tamamdır. Güzel. Yani bu monitörle ilgili herhalde kullanma kılavuzu falan tabii, vesaire tabii. Hepsi içinde var. Yazıyor içerisinde. Çok aynı güzel. Zamanda Renault Sport uygulamamız var. Renault Sport uygulamasında da aracın servis randevusunu seneye bugün veya yılı doldurduğunuzda veya
kilometreyi doldurduğunuzda geleceksiniz ya. Servis randevusunu oradan alabilirsiniz. Hı-hı. Veya oldu ki herhangi bir arıza ışığı yaktı. Hı-hı. Siz hareket halindeyken Renault Port uygulamasına girip oradan ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Bu Google Play'de mi var? Nasıl? Bu dedi Renault Port dediğiniz. Google Play'den indirin Renault Port uygulamasını. Tamam. Direkt zaten sizin nasıl Instagram, Facebook. Evet, onun aynı gibi o şekilde orada buluruz. Aynen ekranınıza geliyor. Okay. Girdiğinizde aracın şase numarası, plakasını tanımlıyorsunuz. Okay. O şekilde direkt devreyi alabiliyorsunuz. Onun dışında buraları aynalı. Evet. Bluetooth konuşmada sizin sesiniz buradan gidecek karşıya. Hı-hı. Karşı tarafında sesi hoparlörden geliyor. Bu şekilde başka sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olabilirim. Başka? Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum. Aynayı ayarlamayı nasıl yapıyoruz? Biraz sert gibi geldi. Ellemeyeyim dedim. Normal. Normal. Yani, ha tamam. Bu şekilde. Okey. Şöyle. Sert olması bir okay. daha iyi. En azından çok oynamaz yani yerinden eliniz çarptığınızda falan da. Okey. Çok teşekkür ederiz Sami Bey. Rica ederim. Ben de çok artık teşekkür ederim. Artık videoda yorumlarda bir soru gelirse ben size sorup artık ona göre cevap veririm arkadaşlara. Tabii, her zaman. Okey arkadaşlar o zaman biz yavaş yavaş arabanın dışına çıkıyoruz şimdilik. Arkadaşlar arabamızı teslim aldık. Google ve Sami Bey'e çok teşekkür ediyorum ben de. Emekleri gerçekten kıpırdanmaz. Siz de geldiğiniz zaman kendilerine ulaşırsanız gerçekten sizinle ilgilenirler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herhalde arabama binip gidiyorum. ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Ben Kıdaş.